Herkese iyi haftalar. Bu hafta canlı yayınımızda yine birlikteyiz. Bu hafta yağlı boyaların fırçalarını anlatacağız. Yağlı boya fırçalarını anlatacağız. Özellikle yağlı boya fırçalarını bahsedeceğiz. Sorunuz olursa video içerisinde sorabilirsiniz. Şu anda ben başlamak istediğim fırçalarımız yağlı boyla ilgili bölümümüzdeki fırçalar buradadır. İlk önce iki tane farklı serinin olduğunu bahsedeyim. Bir sentetik yumuşak kıvı tablettiğimiz fırçalar. Şöyle yaklaşabilirsen. Mesela Fanart'ın Silver serisinde var. Örnek veriyorum. Bir de sert kıllı kıl fırça dediğimiz fırçalar. Şöyle. Şimdi arasındaki farklarını anlatacağım. Ve ne amaçla kullanılacağını anlatacağım size. İlk önce serilerden bahsedeyim. Bir sonra fırçalardan başlıyorum. İlk önce Monar serimiz var. Monar serimizin kılı mongus hayvanı var. Firavun faresi. Buna nesli tükenmekte olduğu için buna benzer en yakın kalitede sentetikten üretilmiştir. Oldukça kaliteli fırçadır. Yağlı boya için çok uygun fırçadır. Yani uygundan ziyade hani kullanıma uygun. Fiyat olarak değil, onu karıştırmayalım. Bunun kendi aralarında boyut farkları var. İşte yelpazesi, yuvarlakları, kedi dili, kedi dilinin boyunu uzunu kısası, işte düz kesin uzunu kısası ve yelpaze fırçalar. Ve oldukça güzel fırçalardır. Şöyle. Mongus hayvanı Amerika özgü bir hayvan. Firavun faresi diye de geçer. Onun nesli tükenmekte olduğu için Minnesota'da bunu düşünerek onun ve çok benzer bir sentetikten, güçlü bir sentetikten üretmeye başlıyor. Ve oldukça kaliteli fırçalardır. Sonra Minnesota'nın diğer bir serisi kıl fırçalarımız var. Bu kıl fırçaları şöyle. Onların da kendi aralarında çok daha farklı kaliteleri var. Artis Hawk serisi, Vinton serisi ve Azanta Bilek serisi var. Bunların arasında en iyisi Artis Hawk serisidir. Şöyle zaten natural gövdelidir. Ve bunların da kendi alanında yine farklı farklı şeyleri var. Yelpazesi, yuvarlak uçluları, işte kedi dilleri gibi. Kedi dili kısa, kedi dili uzun gibi. Şimdi şöyle bir şey bahsedeyim. Şimdi kıl fırçalarının tabii ki hani neden pahalı olduğunu anlatmak istiyorum size. Bunun yapımıyla alakalı. Fırça dört sarım şeklinde oluşur. Bir bu şekilde, şöyle. Bir şöyle. Bir bu şekilde, bir de bu şekilde. Dört farklı sarımdan oluştuğu için de ortası daha şeydir. Bu da fırçayı yaparken, çalışırken de otomatik kendi aynı ekseninde toplanmasını sağlar. Bu çok önemli bir detaydır. Fırçanın kalitesi buradan çok önemlidir. Bunların uzun kıllı olanları var. Ve kısa kıllı olanları var. Şöyle bakın, yan yana tuttum. İkisi 10 numara. Boyut farkları. Bu daha çok boya taşınması için kullanılır. Uzun kılları o yüzden tercih edilir. One stroke değildir ama one stroke içeri daha farklıdır. Onunla karıştırmayın lütfen. Aynısının yuvarlak uçları ve kedilinde de aynı seri var. Yine kısa kıl ve uzun kıl gibi. Bunları alırken ya da kullanırken daha şey yapabilirsiniz. Kısa kıl daha serttir. Uzun kıl daha yumuşaktır ona göre. Evet. O şekilde. Bunların da tabii ki kıl mikronlarının tabii ki şeyi var. Kalitesi var. Ona göre işte Artisok mesela en iyi kıllar kullanılmış ve en iyi şekilde dört taraftan sarımı yapılmış. İçerisindeki yapışırsa, dikişleri, her şeyi çok önemlidir bu fırçalarda. Şöyle devam edelim. Özenle yerine koyuyoruz. Vinton serisi de Artis Hawk'un biraz daha ekonomik serisi. Daha ekonomik derken tam orta kısmında kalıyor. Yine sarımı aynı şekilde dört taraflıdır. Şöyle. Ve bunların da aynı şekilde daha uzun kıllı, kısa kıllısı falan vardı. Bu Vinton'un en güzel tarafı da şöyle büyük fırçaların olması. Şimdi yağlı boyada genellikle, evet, şu kadar büyük fırça gerçekten bulmak çok zor. Mesela bu 20 numara diyor ama siz bunun numarasını bence aldanmayın. Bunlar da ayakkabı numarası gibi. Yani her markanın kendine göre bir şeyi vardır. Numara serisi var. Mesela şöyle yumuşak kıllarda bir 20 numara göstereyim size. Mesela. Bu da Pebion'un 20 numarası. Yani. Evet. Bu da Vinton'un 20 numarası. Gerçekten fark ediyor. Bayağı farklı. Ya bu ayakkabı gibi. Mesela bir marka alıyorsunuz. 42 numarası uyuyor. Evet. Bir başka markinki uymuyor. Bunlar da öyledir. Yani aslan numara değil, boyutları çok önemlidir.
şunu kapatıyorum. Ve bunun da yine yuvarlak uçları vardır. Şimdi yağlı boyada aslında geleneksel olarak kıl fırçalar kullanılır. Ama günümüzde tabii ki yumuşak kıllı olanlar kullanıyorlar. Daha rahat buluyorlar. İz bırakmadan kullanılmasını sağlıyor ama sanatçılar genellikle kıl fırçayı daha çok kullanıyorlar. Ve sadece bu Türkiye özgü bir şey değil. Aslında yurt dışında tam tersi. Evet, şimdi devam ediyoruz. Yurt dışında daha çok sert kıllı fırçalar kullanılır. Yani kıl fırçalar kullanılır. Türkiye'de biraz daha şeydir. Hani yaygın olarak normal sentetik fırçalar daha çok tercih ediliyor. Belki fiyatından... Evet, Minton fırçaları da bahsettik. Şimdi Azantabi X serisine geliyoruz. Bunlar daha ekonomik sınıfta fırçalardır. Hani harcay fırçalar diye tabir edebileceğimiz fırçalar. Bu şekilde mesela Azantabi X daha uygun fiyatlı fırçalar olarak kullanabilirsiniz. Tabii ki bu ne kadar da hani uygun fiyatlı olsa yine Winsor çok da kötü bir şey yapmaz fırça olarak. Yine bunların aynı şekilde yuvarlak uçları, kedi dilleri, yine düz uçları var. Şöyle. Bunun yelpaze serisi yok mesela, Azantabi X serisinde. Yapmamışlar, evet. Şimdi bundan sonra da tamamen kullanat tarzı. İşte bu işte fanartlar, işte bu periyolar falan var. Onlar da daha böyle kullanat tarzında, çok çalı gibi fırçalardır. Hani evet, çok direkt ucuz. Fark ediliyor hani zaten. Aynen öyle. Direkt hani kullanıp atacak. Hani fırçayı çok harcayı temizlemekle uğraşmayanlar bu tarz fırçaları da tercih ediyorlar. Evet. Ama yani yıllarca kullanmama gerek yok. Bir iki kez kullanayım. Aynen düşüncesi. Aynen öyle. O da bir ayrı bir şeydi. Daha sonra buradan ben şeye geçmek istiyorum. Fanartlara geçeceğim. Fanartın yine sert kıllı fırçaları var. Şöyle kıl fırçalarınız. Şöyle göstereyim. Bunun da yine uzun kıllı olanları da var. Bu mesela kaç numarası? 12 numarası. Bunun 12 numarası yok. 10 numarayı kıyaslayalım. Şöyle. Şöyle gösterebilirsiniz. Tabii ki hemen gösterelim. Evet, bunlar da fanart fırçalarımız. Şöyle. Evet. Bu şekilde. Yine fanartın da aynı şekilde kılları. Bu aslında çok güzel fırça. Bayağı da ekonomik fırça. Bilginiz olsun. Bunun bir de zorları falan da var şöyle. Yine sert kıldı. Aslında çok alternatif olarak bulabiliyorsunuz bunları. Yani yağlı boyada kullanmak isteyenleri kesinlikle bu şekilde kullanmasını tavsiye ederim. Daha sert darbeler kullanabilirsiniz. Daha bastırarak sert olarak kullanabilirsiniz. Yani sentetik fırçalar çok yaygın olmasına rağmen bir türlü anlam veremediğim bir şeydir. Yağlı boyu çok inceltmeniz gerekir ki bu ince fırçaları kullanın. Ama yağlı boyada çok inceltmeye gelmez. Normal yağlı boya daha kalın dokular elde etmek için kullanılır. Yani öyle ince bir boya yapmak istiyorsanız akrilikle tercih edebilirsiniz. Bu da bir tavsiye olsun. Evet. Sap rengi de çok güzel yapılmış. Yeşil demiş bir yorum. Evet, yeşil beyaz. Evet. Daha sonra fanartın yine Silver serisine geleceğim. Silver serisi şöyle. Yine sentetik, yumuşak. Şöyle akrilik gibi aslında ama yağlı boya için üretilmiş bir fırça. Tercihe göre tabii ki. Bu 920 serisi. Bunun da çok farklı serileri var. Aslında bunun bayağı da farklı bir serisi var. Çok da güzel fırçalardır. Mesela daha önceki videolarımızda şu geyik ayağından bahsetmiştik. Ki kim alıyorsa çok beğenerek kullanıyorlar. O inanılmaz güzel bir fırçadır. Ya yani şu yelpaze şeyle, pompon fırçalarla yaptığınız zaman hani burada kıl dökmeler oluyor. Çünkü boğazından dolayı bunu tam önüne geçemiyorlar. Evet. Ama bu ona karşı üretilmiş bir şey. Hem daha detaylı da yapabilirsiniz. Bunda istediğiniz kadar detaya giremeyebilirsiniz. Hem daha detaylı yapabilirsiniz. Hem daha rahat yaparsınız ve kıl dökme yapmaz. Geyik ayağı serisi. Unutmayalım. Özellikle o çok önemli. Şöyle geçelim. Çok karıştılar. Bazen geliyorlar manda ayağı var mı falan. Evet. Şöyle gösterebilirsiniz. Tabii ki. Evet, hemen tamam. Gösterelim. Evet. Bunlar da Silver serisi fırçaları. Yine bunlar da çok beğeniliyor. Evet.
kedi dirseğimizi gösterdik. Şurada tarak, evet. Şurada mesela tarak fırçadır. Bu daha evet, böyle şeydir. Kıl, tüy, işte doğa çalışması, evet, peyzaj çalışması falan şey yaparlar. O da bıçak fırça. Ha, bıçak fırça diye geçiyor. Eski adıyla tabela fırçası diye geçer. Tabela fırçası, bıçak fırça diye geçer. Bunda da yine hani keskin çizgiler falan çekmek için. Evet. Bunda da işte, bunlar aslında şeydir. Daha çok böyle portre tarzında çalışanlar için değil de böyle peyzajdı, doğa çalışmalarıydı gibi çalışmalarda çok kullanılır. Hmm, doğa çalışmalarında. Bir sorumuz var. Başlangıç seti vardı bir ara, hala var mı diye sorulmuş. Başlangıç setimizden kısmı yağlı boya başlangıç setimiz vardı. Web sitemizde olması var, lazım. Var, evet. Var, evet. Bulabilirsiniz web sitemizden. Sonra şu seri çok güzel. Evet. Bu 210 serisi. Bu at kıl diye geçer bu fırça. Şöyle yakından göstereyim. Evet, Pebion'un serisi, 210 serisi şöyle. Baksana arasında böyle beyazlıklar evet, falan var. Orijinal. Gerçekten belli. Bu da çok güzel fırçadır. Bu da şeyi de kıl sayısı çok fazla olduğu için daha çok boya taşımasını sağlar. Hmm. Özellikle. Yani bunun amacı odur. Tek hamlede daha çok boyama yapmasını sağlar. Evet. Fırçanın boya taşıması çok önemlidir. Fırçanın kalitesi zaten buradan gelir. Eğer bir fırça çok düzgün boya taşımıyorsa ya da taşıdığı boyayı zemine aktaramıyorsa o fırça zaten hani çok harcayıcı bir fırçadır ve güzel ya da ilerleyen zamanlarda değil. Fırçanın aslında kalitesi uzun ömürlü olması değil. Yani siz en iyi fırçayı alıp bir günde de hani bozabilirsiniz. Temizlemezsiniz. Evet, daha temizliği de çok önemli. Tabii ki. O konulara da geleceğiz. Ya fırçanın tabii her zaman kalitesi boyu, yani taşıdığı boyayı yüzeye tam aktarabilmesinden gelir. O çok önemli bir detaydır. Eğer bir fırça boyayı sakınma tutuyorsa ve bunu tam anlamıyla yüzeye aktaramıyorsa o fırça zaten daha genellikle bu işte Pebion'un, bu fan artın gibi şöyle akademik evet, kullanatlarda fırçalardır. O ayarlardır. Evet. Elinize aldığınızda zaten farkı görüyorsunuz. Tabii. O yer kalitesi mesela. Evet. Çok daha farklı. Şöyle. Pebion'un yine sentetik yumuşak uç şeyler, fırçaları. Pebion'un ya daha yumuşak fırçalarıdır. Şeyin Silver serisinin biraz daha alt kalitesi ve Panhard'ın yine fırçalarıdır. Şöyle. Bunlar daha akademik türde yumuşak fırçalardır. Hani yağlı boyada ben anlam veremedim dedim. Yumuşak fırça. Aslında akrilik fırçası bunlar yani. Gerçekten. Evet. Ama yağlı boyada çok akışkan hale getirip kullanıyorlar. Yine aynı şekilde işte Pebion'un, Fanart'ın, Sidor'un, işte bunların kedi dilleri gibi ekonomik sınıflar var. Evet, evet, fırçalarımız bu şekilde. Bu şekilde anlatmış olduk ve bunların temizliğiyle alakalı size göstermek istediklerimiz var. Şöyle, üç tane farklı boya temizliği türümüz var bizim. Şöyle gösterebiliriz. İşte bir yerli üretim Artekün sıvı boya temizlisi var. Yine el ve fırça temizleme jeli var. Ve aslında en iyisi de şey var. Nisor'un brush cleaner'ları var. Şöyle, aradaki farklarını anlatayım size. Bu sıvı boya temizlisi aslında genel amaçlı temizlik içindir. Mesela kıyafetinize boya değse bile bu sıvı boya temizlisiyle temizleyebilirsiniz. Önemli. Önemli bir detaydır. Evet. Ama bunları ben şöyle söylüyorum size. Çok değerli fırçanız yoksa bunları kullanabilirsiniz. Ama değerli bir fırçanız varsa hani kıymetli, uzun süre kullandığınız ya da samur fırçalarınız, bunu onları brush cleaner'la kesinlikle temizlemenizi tavsiye ederim. Bu çünkü çok daha kuvvetli bir çözücüdür. Onunla çok rahat temizleyebilirsiniz. Elbette fırça temizleme jeli de aynı bunun gibi uygun fırçalarda yapabilirsiniz ve üzerinizdeki yine diğer boyaları bunlarla da temizleyebilirsiniz. Bunun içerisinde sanki böyle kum tanecikleri gibi bir şey var. Bunları şöyle yapmamız gerekiyor. İlk önce fırçanızı ovalayacaksınız. Şöyle gösterelim. Bu fırçanın ise boyalı olduğunuzu tahmin edelim. İşte bu, ilk önce sıvı boya temizlisi elinize alırsınız. Şöyle iyice elinize şöyle yedirdikten sonra bu zaten köpürmeye başlayacak. Ondan sonra suyla temizlemeniz lazım. Köpürüyor zaten suyla. Tabii. Ama bunlardan önce tabii ki kullanım esasındaki terebentini muhakkak bir kabasını almanız lazım. Hmm. Sadece boyayı çözmeyebilir. Evet. Detaylardan biri de. Size fırça ile ilgili bir şey göstereceğiz.
şöyle bir hazırlık yaptık size. Evet. Şu üç renkten hazırladık ve Liquin Original'den koyduk. Daha önceki tanıtımlarımızda bunlar da vardı. Fırçanın farkını anlatmak için yapacağız bir şeyler. Evet. Görünüyor bu mu? Bu şekilde. Evet. Lemon Yellow, Pitera Blue, Permanent Rose. Üç rengimizi hazırladık. Şöyle. Nasıl daha iyi alırım? Şöyle daha iyi alırım diye düşünüyorum. Bu fırça göğsü fon altında. İlk ekonomi sınıfı. Elimizde evet. Bu vardı. O yüzden yapıyordum. Cimrilik yaptım demiyorsunuz yani. Size eminimizi aktaralım. Bakın fırçanın en büyük özelliği. Gördünüz mü? Aktarmıyor yani. Ama buna rağmen yine sert kıllı olması için. Yani aslında boyayı bayağı alıyor. Boyayı alıyor ama, aktaramıyor. Dibinde kalıyor. Aslında yıkadığımızda bu çöpek gibi oluyor boya. Evet. Boyaya da yazık oluyor aslında. Ya boyaya yazık tabii. Bir de size de yazık. O kadar uğraşıyorsunuz ama fırça yüzünüz aslında beceremiyorum diyorlar ya. Aslında malzemeyle evet. Alakalı diyebilirim. Bu Liquin Original'de bildiğimiz gibi boyanın daha hacimli kalmasını sağlar. Gördüğünüz gibi boya hep üzerinde. Şey küçüğü mü? Bir dakika duralım. Kareye mi attınız? Bir dakika. Böyle bak koku bırakabiliyorsunuz. O Liquin Original'den dolayı çok rahat yapabiliyorsunuz. Ayırdım abi. Evet varsa solumuzu alabiliriz. Şu an bir ufak bir deneme yaptık sizinle. Renkler çok güzel. Evet. Bu fırçayı atıyorum şu anda. Çünkü doldu yani fırça bitti. Evet. Bak görüyor musun aktarmıyor. Evet. Oraya şişiyor işte bu İçinde kalıyor. Fırçanın işte kalitesi buradan geliyor. Ama bayağı bir varmış içinde. Daha da var aslında da çıkartmıyor. Evet. Evet. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Sorularınız olursa DM'den ulaşabilirsiniz bize. Herkese iyi haftalar. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.